kaskı yapmış. Herkes %36 muhtarı bir yerde toplayıp orada dertleri dinleyip çözüm önerilerini konuşmak zor olacağı için dörde böldük. Öncelikle daha yöresi muhtarlarından ve daha yakın muhtarlarından başladık. Daha sonra da ova muhtarları, merkez mahalle muhtarları olarak dört turda bunları rutin olarak yapacağız. Tabii ki sizler de hemen hemen aynı eskiden devam edenler var. Yeni seçilen muhtarlar var. Sizlere de baskı geliyor. İşte mahallemizdeki eksikler, sıkıntılar, işte hala olmadı, devamlı görüştüğümüz muhtarlar var. Ama devlet mekanizması öyle bir şey değil. Yani 4 ayda 136 mahalleye 1 milyon kişiye yağdıracağınız ne bir kaynak var, ne bir para var, ne de bir imkan var. Türkiye'nin durumu ortada. Enflasyon malumunuz, hayat pahalılığı, işsizlik hızla artıyor. Belediyelerin üzerine geliyorlar zaten, takip ediyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Ne belediyenin, ne muhtarın, ne de iktidarın. Dolayısıyla bunlar zaman içinde olacak. Ben de isterim. Bir talep geldiğinde hemen hop basayım düğme, anında ışınlansın olsun. Kim istemesin? Herkes ister. Ama hayatın gerçekleri öyle değil. Dolayısıyla bize gelen talepleri, dertleri, sıkıntıları işte Muammer Bey burada. Zaten bana gelen geri bildirimlere göre de anında yerine gidiyor. İlgili müdürlükle temas kurduruyor. Çözüm noktasında aksiyon alıyor. Ama biraz önce de söyledim. Bunlar o dakika, o saniye, o saat olamayabiliyor. Yani yeryüzünde hiçbir yerde zaten o dakika, o saat olamıyor. Yani bir zaman nispeten hızlı davrandığını düşünüyorum. Şimdi burada daha yöresi muhtarları olduğu için İlk ziyarete geldiler. İşte Mehmet abi burada beraber. Onun önderliğinde. Belki 2,5 ay oldu. 2,5-3 ay oldu. Kepçeye oradan da geliyorlar da. Değil mi? Girmediği köy yok. Talep olan her yere işte üretim yollarına, meyve bahçe yollarına, ana yollarda, diğerlerine kadar. Tamamen dedik ki bütün talepler, istekler, her kadar orada çalışsın. Elimizden geldiği kadar. Tabii o mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor. Bu Korsuz Bayim Fabrikası'nın kamulaştırma işi %90 oranında bitti, anlaştık. Oraya Bursa'ya yeni bir kültür merkezi, otel, sergi, kültür, konser alanı, gastronomi alanları inşallah kazandıracağız. Yani Bursa'ya gelen turistin bir konaklama için gerçekten değerli bir yer daha bitiyor. Dolayısıyla hepsi masamızda tek tek takip ediyoruz. Birebir ilgileniyoruz. Bazen kendi şahsım adına telefonla arayıp ulaşamayanlar olabilir. Çünkü gerçekten gün içinde telefona bakamıyoruz. 50 bini geçti ziyaretçi sayısı. Ama herhalde 1 milyon olacak duracak diyoruz. Yok yani ısrarla randevu, randevusuz günde 300-500 kişi hala geliyor. Dün yine kentsel dönüşümle ilgili 3-4 mahalleyi masaya yatırdık. Bir tanesi Uysak Mahallesi. Ufak teknik sorunlar var ama hızla başlamamız gereken yerler. Ki Osman Gazi birçok yeri öyle. Yine Soğukkuyu'da bir kentsel dönüşüm alanı var. Hızla başlamamız gerekiyor. Çift havuzlar tarafında bir takım başlamış, devam etmesi gereken. Ama bunların hepsini bakanlıkla eş hüküm haline götürmemiz gereken kentsel dönüşümler var. Çünkü mevzuat ve teknik işleri tek başına sizin açma şansınız yok maalesef. İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı da buna karıştığı için bununla ilgili de dün 3 saat toplantımızı yaptık. Ebu Usak Muhtar'ı çok gelip gittiği için onu da ilgilendirden o yüzden söylüyorum. Yani hasılı hem konulara çalışıyoruz hem çözümlere kafa yoruyoruz hem de iyi hizmet etmek için de bütün ekibimizle sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Başkanımızın düzenlemiş olduğu kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden gelen talepler üzerine muhtarlarımız ne zaman başkanımızla bir araya geleceğiz
diye devamlı talepler geldi. Biz de bunları Muammer Müdürümüzle paylaştık. En kısa zamanda dedi. Bugün ilk defa bu sabah bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce de Erkan Başkanımız seçildiği günün ertesi günü hepinizin WhatsApp grubunda bir şey yazmıştım. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Demiştim ki Erkan Başkan'la beraber bu yıl 5 yıl döneminde muhtarlar en güzel yılını yaşayacak. Bunu niye dayanarak dedim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep muhtarlara önem verdi. Muhtarların hak ve hukuklarını arama konusunda mücadele verdi. Bunları hep takip ettik. Ve şunu göstereyim ki bugün mahallemizde seçilen muhtarlara ne kadar kıymet verdiğini kendisi de sizlere aktardı. Bugün mahallemizde seçilen mahalle başkanları muhtarlarımızın üstünde hep hareket etmeye çalıştı. Muhtarlarımız da bunun sıkıntısını hep birlikte yaşadı. Ama biz bu dönem 5 yıl döneminde bunu yaşamayacağız. Yine diyorum ki muhtarlarımız Erkan Başkan'la yüzü gülecek. Hepiniz mutlu olacaksınız ve güzel bir çalışma ekibi var. Çalışmalarımız her şeyi olacak. Yeter ki sabırlı olalım. Burası denemeydi. Biz muhtar olduk diye padişah da olmadık. Biz buranın valisi devreye eder yani. Ama başkanımız da biraz daha proje konusunda